Şimdi arkadaşlar kökleri verilen ikinci dereceden denklemi oluşturacağım. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemi yazmak için köklerin toplamına ve çarpımına ihtiyacımız var. Toplamlarını t ile çarpımlarını ç ile ifade edecek olursak elimizdeki ikinci dereceden denklemi aslında x kare eksi tx artı ç eşittir 0 diye göstereceğiz. Burada çok önemli bir detay var. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden biri eğer A artı kök B ise diğeri arkadaşlar A eksi kök B'dir diyebiliyoruz. Yani kökler birbirlerine eşleniyor olacak. Ama kökün işareti değişmiş olacak. Buna dikkat edeceğiz. Örnek kökleri eksi 2 ve 3 olan ikinci dereceden denklemi istemişiz. Köklerin toplamı eksi 2 artı 3'ten dolayı arkadaşlar 1. Kökler çarpımında eksi 2 ile 3'ü çarptığım için eksi 6. O halde kökler toplamı x kare eksi tx demiştik. Yani eksi x artı ç demiştik eksi 6 eşittir 0 olarak karşımıza çıktı. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köklerinden biri 2 eksi kök 3 ise bu denklemi kurunuz demişiz. O halde x1 2 eksi kök 3 ise x2 bunun eşleniği olan 2 artı kök Dolayısıyla toplamları kök zaten birbirlerini götürdüğü için 4 geldi. Çarpımlarında eşlenikleri çarparken 2 kare farkını kullanırsam 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi diye 4 eksi 3'ten 1 gelmiş oldu. O halde denklemim x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0 olacaktır arkadaşlar. Yine benzer bir soru ama çok hata yapılan bir örnek aslında. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden biri kök 5 eksi 1 ise denklemi kurunuz demişiz. Kökleri eğer Köklerinden biri daha doğrusu kök 5 eksi 1 ise biz diğerine kesinlikle kök 5 artı 1'dir demeyeceğiz. Burada yapmamız gereken neydi? Kökün işaretini değiştirmekti. Dolayısıyla kök 5 eksi 1 aslında eksi 1 artı kök 5 diye yazarsak x2 eksi 1 eksi kök 5 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla toplamları yine köklü ifadeler birbirlerini götürdüğü için eksi 2. Çarpımları da 2 kare farkından eksi 1'in karesi eksi kök 5'in karesi gelmiş oldu. O da 1 eksi 5'ten dolayı eksi 4. Demek ki denklemim x kare artı 2x eksi 4 eşittir 0'mış arkadaşlar. x kare eksi 6 x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri x1 eksi 4 ve x2 eksi 4 olan ikinci dereceden denklemi kurmamızı istemiş. Öncelikle bize verilen denklemin kökler toplamı ile çarpımını bir kenara not edelim arkadaşlar. Çünkü bunu kullanacağız soru içerisinde. Kökler toplamı 6, kökler çarpımı 4 oldu. Bizim yeni denklemimizin kökleri x1-4 ve x2-4. Önce bize bunun kökler toplamı lazım. Yani x1 artı x2'den 8 çıkartacağım. x1 artı x2 6. 8 çıkartırsam demek ki kökler toplamım eksi 2. Peki kökler çarpımım ne? Onu da dağılma özelliğini kullanarak hesaplayacağım x1 4 ile x2 4'ü çarparsam x1 x 2 4 parantezinde x1 artı x2 artı 16 gelmiş oldu kökler çarpımı 4 demiştik kökler toplamı 6 iken eksi 4 ile çarparsak eksi 24 artı 16 oldu buradan da çarpım eksi 4 geldi arkadaşlar o halde yeni denklemimiz x kare artı 2x eksi 4 eşittir sıfırdan oluşacaktır.